Sana 2 ton kremalı bisküvi feda olsun. Güzelim. Dayı. Ne var? Bugün gideceğiz değil mi dayı? Olmaz. Ben o kızı istiyorum dayı. Şimdi sırası değil. Üsteleme oyarım. Ya biçim yok, gideceğiz dayı. Tamam yiyelim. Ben şaka yaptım zaten. Gülerim diye. Bak gülüyor. Of ya. Nerede bunlar? Hiçbir yerde yoklar. Allah kahretsin. Yasin Efendi. He. Caferleri gördün mü? Bu şey... Sen çevirme kafanı, sapık. Taş adam, sen gördün mü çapçıkları? Çevirme lan, çevirme. Çevirme. Neden buna soru soruyorsun kardeşim? Çözülmesi en az 1 saat alıyor. Hamam mı burası? Su parası yetiştiremiyor. Sizin gibi 2 manyakla uğraşamayacağım. Hadi be. Çözmeyeceğim lan. Kal öyle. Sen bu kızla evlensen ne olur kardeşim? Gerdeğe bile giremen ki sen. Doktor bey, damadımız tepeden tırnağa taş kesti. Bir zahmet çözüverin. He? Pardon, kimse yok mu? Buyurun, kimi aramıştınız? Sibel Hanım'ların evi değil mi? Evet. Ben aslında Ömer'i soracaktım. Siz kardeşimsiniz yoksa? Evet, ben kız kardeşiyim. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Ömer Bey... Kötü bir şey mi oldu? Anneniz haber vermedi mi? Benim annem yıllar önce öldü. Öldü mü? Pardon, biz baba bir anne ayrı kardeşleriz de... Siz Zehra annemden bahsediyorsunuz. Hayır, annem haber vermedi. Ömer Bey... Lütfen söyleyin. Abiniz maalesef polis tarafından vuruldu. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Zehra Hanım, merak etmeyin. Ömer'i kurtaracağız. Nasıl olacak bu Şahin Bey? İyi bir avukat tutarız. Şahin amca, bizim avukata verecek paramız yok ki. Çok para gerekir. Hem tutsak bile deliller aleyhinde. Abim suçsuz Kemal amca. Bak ben suçlu demedim Osman. Ben sadece bir polis olarak... Siz bir polis olarak masum gençleri... Anne, anne, dayanamıyorum. Ne olur bir şeyler yapalım artık. Bakın telaşlanmayın. İyi bir avukat bu işi çözer. Paramız yok Şahin Bey. Anlamıyor musunuz? Baba, benim ameliyat parasını vereyim. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Bakın, paramız var. Hem de bir değil, birkaç iyi avukat tutacak kadar paramız var Zehra Hanım. Nasıl var Şahin Bey? Durumumuz ortada. Benim ameliyatım için gereken parayı burada kullanabiliriz. Hayır, hayır olmaz Meral. Böyle bir şey kabul edemem. Benim acelem yok Zehra teyze. Ameliyatım için gereken parayı babam bulur zaten. Hayır diyorum. Anne ne olur kabul et, ne olur. Tek şansımız bu. Tek şansımız bu Zehra Hanım. Kabul etmeliyiz. Biz değil Kemal Bey. Biz diye bir şey yok. Ya, demek öyle. Baba ne oluyor? Eylül, topla eşyalarını gidiyoruz kızım. Kemal Bey. Lütfen Kemal Bey. Zehra Hanım öyle bir şey söylemek istemedi. Ben Zehra Hanım'ın neyi kastettiğini biliyorum. Bir şey mi oldu? Bir şey olduğu yok kızım. Bu evde artık istenmiyoruz. Olan bu. Nasıl yani? Tamam kızım, başka bir şey sor. Kemal Bey. Kemal Bey. Siz beni yanlış anladınız. Emin olun size kızmıyorum Zehra Hanım. Siz bir anne olarak oğlunuzu korumaya çalışıyorsunuz tabii ki. Ama ben de bir polis olarak... Baba yeter. Demek sen de böyle düşünüyorsun ha? Lütfen. Herkes sakin olabilir mi? Eylül! Eylül! Ne oluyor be? Bu gürültü ne böyle? İnanmıyorum ya.
yok bir şey. Bu Niyazi. Git. Manyak mısın? Bir dakika. Kemal Bey, sakin olun. Hepimizin sinirleri yeterince gergin. Ama Şahin Bey... Lütfen oturun. Lütfen Kemal Bey, sakin olun, oturun. Hepimizin sinirleri zaten bozuk. Yaranız da iyileşmedi. Başka tatsızlıklar da çıkmasın. Bizim onlara moral vermemiz lazım. Yok Şahin Bey, kabahat bende. Bazı şeyleri biraz fazla abartıyorum galiba. Ebeğim babacığım. Ne? Ben kızınızı en kalbi duygularla seviyorum. Onu gördüğüm anda yüreğim sanki böyle pırpır ediyor. Ulan başlar mı senin pırpırından? Baba yapma, yazıktır ya. Bir dakika Şahin Bey. Sakin olun. Efeyim babacığım. Ne? Ne öpmesi ben? Kemal Bey, ne olur sakin olmaya çalışın canım. Yeter. Ömer gelince hastaneye kaçtı, tamam. Ömer. Allah kahretsin. Görün işte oğlunuzu. Biz yardım edelim diyoruz. O aptallık üstüne aptallık yapıyor. Kemal Bey, yeter. Zerane. Gene mi geldi lan sen? Çocuklar ne oldu? Yok bir şey Zeren. Biz tamamen öylesine. İşte. Lan lan şişmiş. İyi değil mi abi? Ben artık gitsem iyi olacak galiba. Cafer ne oldu oğlum? Zeren. Ömer seni görmek istiyor. Şşt.